Geçtiğimiz günlerde Santa Maria Kilisesi'ne, Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne bir silahlı saldırı düzenlendi. İki saldırgan pazar günü dua etmekte olan cemaatin üzerine ateş açtı. Ölü sayısı bir ile sınırlı kalsa da önemli bir, travmatik bir olay. Halen arkasında kimlerin olduğu tam net değil. Ancak IŞİD namıyla ünlenen Terör örgütü bu saldırıyı AMAK isimli propaganda organından sahiplendi. Kar maskeli iki militanın da fotoğrafını yayınladı. Saldırıda tekrar IŞİD'in gündemimize girmesine sebep oldu. IŞİD yani açılımıyla Irak ve Şam İslam Devleti ya da kendi tabirleriyle İslam Devleti örgütü bugün ne durumda? Özellikle SENTKOM önderliğinde Batı koalisyonunun PYD ile ve Irak'taki Şii şey güçlerle de bir olarak işitle bir mücadeleye girişti biliyoruz ki. Ve tabii ki Türkiye'de bu mücadeleye destek oldu. Ve işit bir terör devleti şeklinde çok geniş bir alana yayılmıştı 2013-14 yıllarında. Ancak bu uluslararası koalisyonun savaşıyla verdiği mücadele sonucu örgüt hakimiyet alanını kaybetti ve özellikle Suriye ve Irak'taki bazı Badiye dediğimiz çöllük bölgelere çekilmek zorunda kaldı. Ama tabii ki bu savaşın bedelini de yine siviller ödedi. Musul'da, Rakka'da binlerce insan evini kaybetti, birçok sivil hayatını kaybetti. İşitlilerin aileleri olarak kayıtlara geçen kadınlar ve çocuklar halen Irak ve PYD kontrolündeki Kuzeydoğu Suriye'deki çeşitli kamplarda tutuluyorlar zaman zaman da eşit ailelerle ve bu ailelerin çocuklarıyla, gençlerle iletişim halinde bulunuyor ve çeşitli isyanlar çıkartıyorlar. Yani işit eski tehdidini, tehdit olma özelliğini yitirse de bugün itibariyle halen düşük yoğunlukta olarak Orta Doğu'da bir şiddet unsuru olmaya en azından gerek İran cephesi, gerek Amerika Birleşik Devletleri cephesi açısından kullanışlı bir kart olmaya devam ediyor. Tabanını büyük ölçüde kaybetse de bir enkazdan bahsedebiliriz. İşte bu enkaz yani işit enkazı Türkiye'nin iç güvenliği açısından bir tehdit teşkil ediyor mu? Aslında bunu konuşmamız gerekiyor son saldırıyla. Yani Cübbeli Ahmet Hoca gibi bazı isimlerin bence çok abartılı bir selefi tehdidinden bahsetseler de Türkiye'de şu an itibariyle sosyolojik anlamda çok ciddi bir selefi taban bulunmuyor. Ama dediğim gibi işitten arta kalan bir enkaz söz konusu. Peki işitçileri kaç kategoride değerlendirmek gerekiyor Türkiye'de? Özellikle işitçiler ya da işit sempatizi, yani işi de taban bulma ve işidi toparlamaya çalışmaya yönelik tabii ki çeşitli çalışmalar söz konusu Türkiye'de. Ama dediğim gibi bunlar böyle çok yoğun işte tarikatlar, işte cemaatler gibi Türkiye'de taban bulmuş, işte binlerce, on binlerce insanla ifade edebileceğimiz bir tehdit değil. Ama sonuç itibariyle işit iki kişi dahi bulsa tehdit unsuru olmaya aday bir örgüt. Dolayısıyla sosyolojik tabanı olmasa da militan devşirme ve saldırı yapma potansiyelini hala koruyan bir örgüt. Peki kimlerden oluşuyor? Özellikle Türkiye'deki işit yapılanmaları ya da işit sempatizanları bir Türkiye kökenlilerden, Türklerden ve Kürtlerden oluşan yani Türkiye vatandaşlarından, Türk vatandaşlarından oluşan bir sempatizan kitlesi var. Daha çok Antep, Maraş ve Adıyaman illerinde örgütlenmeye çalışan, yer altına çekilmiş olsa da sempatizan kazanmaya çalışan grupçuklardan belki bahsedebiliriz işit için. Türkiye kökenli işitçiler ya da Türkiye kökenli işit bağlantılı isimler genellikle yurt dışından Türkiye'ye gelmiş olan işit sempatizanlarını ya da militan olma potansiyeli olan insanları koordine ediyorlar. Zaten daha önceki Türkiye içerisindeki işit saldırılarında da işit imzalı saldırılarda da Türk vatandaşlarının çok fazla yer almadığını görüyoruz. İkinci adres ise Arap kökenli işitçiler. Türkiye'de de Arap kökenli işitçilerin çok fazla bir toplumsal taban bulamadıklarını görüyoruz. Özellikle Türkiye'deki göçmen nüfus arasında, Suriyeliler arasında böyle bir işit sempatisi ya da işit yapılanmasını ne devletin raporlarında ne de açık kaynaklarda böyle bir yapılanma ile karşılaşmıyoruz. Bu tabii ki Türkiye için bir şans çünkü 4-5 milyonun üzerinde Suriyeli göçmen var Türkiye'de ve işit Arap kökenli bir örgüt olması dolayısıyla bu tabanda yer alabilir böyle bir risk söz konusu diye düşünüyoruz. Ama baktığımızda sosyolojik açıdan bu tarz bir yapılanmayla ya da bu tarz bir yayılımla en azından Suriyeliler arasında böyle bir risk düzeyinde bir yapılanma ya rastlamıyoruz. Ancak asıl odaklanılması gereken şey daha önce Reyna saldırısı vesaire gibi saldırılarda da Beyoğlu'ndaki saldırıda da benzeri saldırılarda da gördüğümüz üzere Orta Asya kökenli işit sempatizanlarının orta vadede bir tehdit olma unsuru taşımaları. Neden? Çünkü özellikle Orta Asya ülkeleri yani Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Azerbaycan yani Türk, Türkiye Cumhuriyetler'den işi de katılmaya gelmiş Rakka'ya, işte Suriye'ye, Irak topraklarına işi de katılmaya seferber olmuş. Ama işit terör devletinin yıkılması sonrası ülkelerine dönememiş ya da döndükten sonra fişlenmiş oradaki eski Sovyetik Cumhuriyetlerin baskılarına maruz kalmış insanlar ne yaptılar? Türkiye'ye sığındılar. Türkiye'de kendilerine bir liman buldular. Dolayısıyla işitçi diyemeyeceğimiz ancak işit sempatizanı olmaya çok meyyal ve radikalize olmaya çok müsait potansiyel bir toplumsal sosyolojik kesimden bahsediyoruz. Evet, elbette bu şu demek değil. Tüm Orta Asya kökenli göçmenler potansiyel olarak işitçidir gibi bir genelleme yapamayız. Ama özellikle o sosyolojinin içerisinden hızlı bir şekilde militan olmaya devşirilebilecek insan tipi söz konusu. Özellikle İstanbul, Kayaşehir bölgesinde buna dair bir sempatizan öbeklenmesinden bahsedebiliriz. Özellikle Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan kökenli ülkemizde bulunan çeşitli öbeklenmeler söz konusu. Bu öbekler doğrudan bir örgüt elemanı ya da bir örgüt militanı olmasalar da hızlı bir şekilde radikalize olmaya, militan olmaya yani militanlığa devşirilmeye müsait bir sosyolojiye sahipler. Dolayısıyla özellikle bu adreslere odaklanmak gerektiğini ve bu kişilerin üzerinde dikkat kesilmek gerektiğini ifade etmek gerekiyor. Peki bir başka soruda şu. Türkiye'deki selefi yapılanmalarla işit arasında nasıl bir ilişki var? Malumunuz Selefi yapılanmalar dediğimiz Selefilik bir üst çatı. Suudi Arabistan Selefiliği yani Kralcı Selefilik dediğimiz Suudi Arabistan Devleti'nin meşru halife olduğunu düşünen Selefi akımlar zaten cihadi Selefilerle yani Amerika Birleşik Devletleri ve Batı kampıyla savaşı öngören Selefilikle kanlı bıçaklılar. Birbirlerini zaten ne Selefi görüyorlar ne Müslüman görüyorlar. Cihadi Selefilik de yani bu siyasallaşmış Selefilik ise özellikle El-Kaide ve IŞİD ayrışmasından sonra birbirlerini tekfir ettiler. Birbirlerini Müslüman dahi görmüyorlar. Ancak burada şöyle bir geçişkenlik söz konusu özellikle IŞİD'in, IŞİD terör devletinin yıkılması sonrası özellikle IŞİD tabanının başta bahsetmiş olduğum kadınların, çocukların vesaire'nin büyük bir mağduriyet yaşaması IŞİD kadrolarında IŞİD sempatizanlarına yönelik yapılan propaganda da büyük bir mağduriyet söylemini beraberine getirdi. Bu mağduriyet yani kadın ve çocuklara yönelik özellikle yaşanan bu mağduriyet diğer selefi gruplar arasında da IŞİD'e doğrudan bir sempati oluşturmasa dahi IŞİD mensubu olan eskiden IŞİD içerisinde yer almış ya da halen IŞİD'e sempati duyan insanlara bir sempati duymayı ya da onlara yardım etmeyi onlarla bir ilişki içinde olmayı beraberinde getiriyor. Bu tabii ki Selefiler arasında bir kendi aralarında bir tartışma konusu. Ancak Selefi gruplar yani Selefi dernekler, Selefi vakıflar işidin hem Selefiliğe hem genel olarak İslami kesime hem de bölgeye büyük bir zarar verdiğini savundukları için hem teolojik ilahiyat açısından itikadi açıdan bir çatışma içinde oldukları için doğrudan bir işit sempatizanlığı potansiyelinde değiller. Bu da bir artı olarak yazılması gereken bir durum. Aynı zamanda Selefi grupların IŞİD'in pan zehiri ol olacağını düşünmek ve bunun üzerine bir söylem geliştirmek gerekiyor. Yani tüm Selefiliği düşmanlaştırmak, şeytanlaştırmak aslında IŞİD gibi yapıların işine gelen bir tuzak, fikirsel bir tuzak. Dolayısıyla bütün Selefileri, tüm Selefi dernekleri, hukuk içerisinde kalan, herhangi bir suç işlemeyen, kültürel faaliyet içerisinde bulunan, fikirsel akım düzeyinde kalan Selefi görüşleri ya da Selefi kitap evlerini, Selefi dernekleri doğrudan şeytanlaştırmak onların tabanlarını marjinalize etmeyi ve işi de doğru itmeyi aslında beraberinde getiren yanlış bir tavır olsa gerek. Bir başka hususta şu özellikle Gazze'de yaşanan büyük mezalim, Gazze'de yaşanan soykırım, Batı değerlerine karşı Batı'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurmuş olduğu işte insan hakları, demokrasi, uluslararası hukuk gibi hem teorik hem pratik değerlerin boşa düşmesine yol açtı. Dolayısıyla her ne yaparsak yapalım elimize bir şey geçmiyor. Sonuç itibariyle bunlar aslında bir tuzak. Yani insan hakları, özgürlükler, hukuk, işte uluslararası hukuk. Bunlar aslında Müslümanlara kurulmuş bir tuzak. Dolayısıyla bunlarla ancak Müslümanların kanı dökülüyor gibi bir algı oluşmuş durumda. Bu algı bırakınız işidi, selefiliği bile bilmeyen birçok genci, birçok insanı gazze dolayısıyla batı ve batıdan gelen değerler karşısında hayal kırıklığına uğramış muhafazakar ve dindar birçok genç arasında dahi hızlı bir şekilde işide doğru ya da işit türevi kontrolsüz şiddeti öngören işte başında kar maskesi olan intikam naraları atan çeşitli söylemlere bu insanların, bu gençlerin kayabilme ihtimalini de beraberinde getirdi. Yani böyle bir sosyolojik damar, böyle bir sosyolojik zaaflı bir zemin de oluştu. Dolayısıyla bu hususun da dikkatle izlenmesi ve bunun çok incelikli bir şekilde sağduyulu bir zemine çekilmesi gerekiyor. Bunun da belirtmek gerekiyor çünkü Gazze olayından dolayı ölçüsüz bir tepkisellik, ölçüsüz bir intikam alma duygusu bilinçsiz kitleler arasında çok hızlı bir şekilde radikalizasyonu beraberine getirebilir ki biz bunu nerede gördük? Avrupa'da gördük. Mesela işte barda tamamen aşırı hatta seküler bir hayat yaşayan birçok gencin çok hızlı bir şekilde yani 5-6 ay içerisinde çok kanlı bir işit militanına ya da bir işit infazcısına dönüşebildiklerini işte Fransa'da, Belçika'da, Avrupa'nın birçok yerinde daha önce hiç göze alınamayacak düzeyde şiddet eylemlerine, terör eylemlerine imza atabildiklerini gördük. Yani bu kadar hızlı geçişin sebebi bu tepkisellik ve dışlanmışlık duygusu. Yani Avrupa toplumu içerisinde. Benzeri türevlerin Gazze olayı sonrası da yaşanabileceğini biliyoruz ki bunun bir benzerini Gazze olayları sonrası Avrupa'da bir eylemde gördük. Dolayısıyla Sarıyer saldırısı da buna benzer bir şekilde mobilize edilmiş, motive edilmiş olabilir. Tabii ki gelişmeler ve işte güvenlik güçlerinin ve savcılığın bu saldırganların işte motivasyonunu ve daha sonra açıklamasıyla biz detay bilgilere tabii sahip olabileceğiz.